Bismillahirrahmanirrahim. Babu el mes'u alel husseyn kem vaktuhu lil mukim vel musafir. Bu bab neyin babıdır? El mes'u alel husseyn, mesler üzerine mesh etmek, kem vaktuhu, vakti ne kadardır? Lil mukim, mukime vel musafir, misafire. Mukim ne kadar mesh edecek? Misafir ne kadar mesh edecek? Bu hususta ulemanın ihtilafı olduğundan bu ihtilafı beyan ediyor. Cumhur'a göre mukim bir gün bir gece mesh eder. Yani 24 saat, misafir 3 gün 3 gece. Cumhur'un kavli bu. Fakat diğer bazı kavliler de var. Onları da burada zikredecek, delillerini zikredecek. Ondan sonra müftabih olan, müatimet olan kavli sonunda İmam-ı Tehavi hülasi edip beyan edecek. Şimdi en evvela bu hadisten başlıyorum. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Meryem kâle ahberena Yahya ibn Eyyub kâle haddesene Abdurrahman ibn Razin en Muhammed ibn Yezid ibn Ebi Ziyad en Ubadet ibn Nüseyyin en Übeyy ibn İmara. Ubadet ibn Nüsey Übeyy ibn İmara'dan rivayet ediyor ki ve salla bir nüshada vakat salla. Halbuki emare namaz kıldı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle namaz kıldı. Kim? Übeyy ibn-i İmare namaz kıldı. El-Kibleti iki kıbleye. İki kıbleye namaz kıldı ki ennehu kâle Übeyy ibn-i İmare dedi ki ya Resulallah emsehu alel kufteyn ben mesler üzerine mes edeyim mi? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki naam. Mesh'et yani evvela cevazını sordu. Caiz mi değil mi? Madem mesleri giymiş üzerine mesh edecek. Caiz mi değil mi? Resulullah Efendimiz buyurdu ki caiz. Kale yevmen ya Resulallah bir gün mü mesh edeyim? Kale na'am ve yevmin. Evet. İstersen iki gün mesh et. Yani bir gün mesh de caiz, iki gün mesh de caiz. Kale ve yevmen ya Resulallah. Kale iki gün mü mesh edeyim? Kale na'am ve selasen. Evet, iki günde mesh et, üç günde mesh et. Kale ve selasen ya Resulallah, üç gün mü mesh edeyim? Kale na'am. Evet, dedi. Hatta belaga seb'an. Yani böyle üç günde mi mesh edeyim? Evet, dört gün. Dört günde mi mesh edeyim? Evet, beş gün. Beş günde mi mesh edeyim? Evet, altı gün. Altı günde mesh edeyim? Evet, yedi gün mesh et. Yediye kadar Resulullah Efendimiz zikreyledi. Sümme kâle. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki imseh mâ bedâleke sene zahir olduğu müddetçe mesh'et. Yani bunda bir müddet yok. İhtiyacın olduğu kadar mesh'et. Kaç gün olursa olsun. Şimdi bu mesh'de bu hadiste beyan etti ki mesler üzerine mesh'etmenin müddeti yok. Ne kadar mesh ederseniz bir gün, iki gün, üç gün, yediye kadar hadiste geldi. Hatta hadisin gerisinde imseh ma bedalek yani vakti yok ne kadar olursa olsun. Devam etsin gitsin. Bu bunu ispat etti. Diğer bir hadis-i şerifte haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Sa'id ibn Ufeyr kâle akberena Yahya ibn Eyyub en Abdurrahman ibn Razin ennehu akberahu en Muhammed ibn Yezid en Eyyub ibn Qatan en Ubadete en Übeyy ibn İmara قال وكان ممن صلى رسول الله كان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين Übeyy ibn İmara'dan rivayet ediliyor ki o Resulullah Efendimizle beraber namaz kılmıştı el kibleteyn iki kıbleye. An Resulullah Resulullah Efendimizden rivayet eyledi nehvehu aynı hadisi şerifi zikreyledi. Yukarıdaki hadisi İmam-ı Tehavi İbn-i Ebu Davud'dan o da İbn-i Ebi Meryem'den rivayet eyledi. Bunu Ebu Davud'dan o da Sa'id ibn-i Ufeyr'den. Yani aynı hadis ama ikisi de Übeyy ibn-i İmare'den geliyor. Fakat senetler başka başka. Haddesena Revh ibn-i Farej kâle haddesena Ufeyrun kâle haddesena Yahya ibn-i Eyyub en Abdurrahman ibn-i Razin en Muhammed ibn-i Yezid ibn-i Ebi Ziyad en Eyyub ibn-i Qatan en Ubadete en Übeyy ibn-i İmare.
Yine Übey ibn-i İmari'den rivayet ediliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den nehvu eyni hadisi şerif. Şu anda bu hadisi şerif Übey ibn-i İmari'den rivayet ediliyor ve bu hadis mucebince bir müddet yok. Mutlak ne kadar mescidilirse edilsin. فَزَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim sahip buldular ila hâza buna fekalu dediler ki la vakta vakit olmadı lil meshi meshetme için eler kuffeyn mesler üzerine meshetme için vakit yok. Fis seferi ve la fil hadari ne seferde ne de hadarda. Bunun müddet yok. Yani ne kadar arzu edersen ise o kadar mesheyle. İmam Malik'te meşhur olan mezhep bu. Evza'inin Leys'in bir de Şafii'den bir rivayette bu. Bunlar buna sahip olmuşlar ki vakit yok istediğin kadar mesler üzerine mesh edebilirsin. Kalu bunlar dediler ki vakit şedde zalik. Bunu kuvvetleştirir. Maşhur bir hadis ki Ruhiyen Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh eyza. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den bu şekilde bu maalda bir hadis rivayet edildi. O da bunu teyit eder. Fezekeru zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki haddesena bize rivayet eyledi Süleyman ibn-i Şuayb. Süleyman ibn-i Şuayb imam-ı tehavi diyor ki bize rivayet eyledi. Kale haddesena Bişir ibn-i Bekrin. Kale haddesena Musa ibn-i Uleyyin. An ebihi Uleyyin. El-Ukbet ibn-i Amir. Ukbet ibn-i Amir'den rivayet eyledi. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه buyurdular ki اتردتُ ben vurud ettim من الشام Şam'dan اتردتُ'nun sülasesi vurud verede yeridüden iftiale babına geldi mi iv tereddü olur vavunan ta bir araya cem'i oldu mi bir kaidedir vavi ta'ya gelb ederler ta'ydı ta'ya itkam ederler olur اتردتُ İttereddü ben varid oldum geldim mineşşam-ı Şam'dan ila Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'e Şam'ın fethi için göndermişler Ukbet ibn-i Amir'i müjdeleyecek radıyallahu anh fekhareştü mineşşam yevmel cüm'a cüm'e günü Şam'dan çıktım ve dekhaltul medinete yevmel cüm'a Medine'ye de cüm'e günü geldim fedekhaltu ala Ömer Hazreti Ömer'in huzuruna çıktım ve aleyye huffan. Bende de üzerimde iki mest var idi. Ayaklarına giymiş. Huffan ki onları da izah ediyor. Nasıl öyle huffler ki? Cürme kıyyani. Cürmükü denilen mestler, kaba mestler. Yani mestler üzerine giyilen onları muhafaza için ikinci bir mes. Buna cürmük da derler. Mestin üzerinden giyerler onu muhafaza için. Evet. Fekale li Hazreti Ömer radıyallahu anh Ukbe'ye diyor ki Meta ahduke ya Ukbe? Ya Ukbe senin ahdin zamanın ne zamandan beridir bi hal'i huffeyk bu meslerini çıkarmana ne vakitten beri çıkarmadın bu mesleri yani giydin ne kadar zamandır bunlara mesh ediyorsun çıkarmadın. Fekultu Ukbe diyor ki ben ona dedim ki lebistuhuma yevmel cümah Cüm'e günü giydim. Ve hâzel cüm'e. İşte bu da cüm'e. Yani oldu bir hafta. O cüm'e giydim. Bu cüm'eye kadar. Fekâle li Hazreti Ömer radıyallahu anh bana dedi ki Ya Ukbe, asabte sünne. Sen sünnete isabet ettin. Yani sünneti işlemiş oldun. Bu yapmış olduğun şey sünnettir. Bu da yukarıki hadisi teyit eyledi ki bak 10 gün mesler üzerine mesh eylemiş, çıkarmamış. Hazreti Ömer radıyallahu anh de doğru yaptım buyurmuş. Tabi buradaki hadis değil ama fakat Hazreti Ömer'in onu hoş görmesi kendi aklından olmaz. Resulullah Efendimiz'den öyle öğrenmiş de bilmiş de onun için ona diyor ki sen sünneti isabet eyledin ki yani Resulullah'ın sünneti de buydu. Haddesena, üçüncü hadis. Haddesena Ebu Bekret'e kal. Haddesena İbrahim ibn Ebil Vezir. Kale haddesena el-Fadlu ibn Kale haddesena el-Mufaddalu ibn Fadale. Kade ehli Mısır.
Bu Mufaddal ibn-i Fetale de Mısır'da kadıymış. An Yezid ibn-i Ebi Habib, an Abdillah ibn-i Hakem el-Belevi, an Ukbete ibn-i Amir bimislihi. Ukbete ibn-i Amir'den eynen bu hadisi şerifi zikreyledi. Yani Şam'dan gelmiş Medine'ye ve bir hafta meslerini çıkarmamış. Hazreti Ömer de isabet ettim buyurmuş. Haddesena Yunus kâle ahberen ibn-i Vehbin kâle ahbereni Amrun ve ibn-i Lehi'a ve Leysu an Yezid ibn-i Ebi Habib. Yezid ibn Habib'den üç zat rivayet ediyor. Amr ibn-i Lehi aleyhis. En Abdillah ibn-i Hakem el-Belevi ennehu semi'a Uleyye ibn-i Rabah-i Lakhmi. Abdullah ibn-i Hakem diyor ki Uleyye ibn-i Rabah'i eşittim. Yukbir man Ukbete ibn-i Amir. Ukbete ibn-i Amir'den haber verirdi ki fezekere mislehu aynı hadisi şerifi zikreyledi. Gayre ennehu kal. Şu kadar var ki burada Uleyye ibn-i Rabah dedi ki fekale asabt ve lem yekule sünne. Asabt doğru yaptın. Asabt de sünne demedi. Hazreti Ömer asabt dedi. Yani doğru yaptın. Öteki hadis rivayetlerle bu rivayetler arasında sünne kelimesi bunda yok, onlarda var. Bunlar böyle dediler ve dediler ki öyleyse bir müddet mevzu bahis değildir. Abdest aldın. Ondan sonra meslerin giydin mi istediğin kadar buna mescid. Bir ay olmuş, iki ay olmuş, ne kadar olursa olsun mesleri çıkarmadıkça onun devam eder, üzerine mescid edebilirsen. Bu kavil böyle oldu. Kalu dediler ki fe fi kavli Ömer'e hâdâ. İşte Hazreti Ömer'in kavlünde orucudur. Bu kavlünde li ukbete ukbete min amire. Asabte sünne asabte sünne orucudur ki sünnete isabet ettin. Yedullu delalet eder ki enne zâlike bu indehu Hazreti Ömer'in indinde ki bu hüküm kimden alınmıştı? Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den alınmıştı. Lenne sünnete sünnet la tekûn olmaz illa anhu illa Resulullah Efendimiz'den olur. Bu da Hazreti Ömer'in kendiliğinden değil ya, Resulullah Efendimiz'den almış. Onun için Ukbe'ye de asabte sünnet diye buyurmuş. Ve halefen fi zalike aharun. Bu meselede başkaları bunlara muhalefet ettiler. Ve evvelki kavle sahip olanlar dediler. Fekalu onlar dediler ki ya o böyle değil. Bel yemsehul mukim ala huffeyhi. Mukim mesleri üzerine mesh eder. Yevmen ve leyle. Bir gün bir gece. Ve misafiru misafir de mesh eder. Selasete eyyamin ve leyalihinne. Üç gün geceleriyle beraber. Üç gün üç gece. Mesler üzerine mesheder. Bu muhalefet edenler Hanefiye, ulema-i Hanefiye, Sevri, Evza'i, Hasan ibn Hay, İmam-ı Şafii, Ahmed ibn Hanbel, Davud-i Zahiri, İshak ibn Rahavi ve Eshab-ı Hadis'in hepsi buna kaildirler ki yani mesler üzerine meshin bir müddeti vardır. Mukim için bir gün bir gece, misafir için de üç gün üç gecedir. Peki yukarıkiların elinde hadisler, deliller var idi. Bunlar onlara muhalefet etti ve bir müddet tayin ettiler. Bunların elinde de hadisler var mı? Tabi hadisleri getirecek, hadisler var. Evvela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın asabte sünne demesine cevap veriyor. Ve kalu dediler ki emma ma raveytumuhu şul bir hadis ki eser ki siz onu rivayet eylediniz en Ömer'e Hazreti Ömer'den. O da neden? Min kavli Hazreti Ömer'in kavlünden ki asabte sünne. Ukbet ibn-i Amir'e asabte sünne dedi. Bunu siz rivayet ediyorsunuz. Bu kavli. Feleyse fî zâlike. Bunda olmadı delilin. Delil olmadı ki ala ennehu indehu Hazreti Ömer'in indinde. Bu Hazreti Ömer'in de anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dendir. Hazreti Ömer ben bunu Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyorum demedi ki. Hazreti Ömer asabte sünne, sünnete isabet ettin. Ama ben Resulullah Efendimiz'den gördüm, böyle emretti yahut da böyle işledi. Böyle buna dair bir delil yok. Ama yalnız sünnet kelimesi var. Sünneti isabet ettin, sünnet denilince bunun iki manası olur. لَاَنَّ السُنَّةَ سُنَّةَ قَدْ تَكُونُ
Bazen olur minhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den olur. Peygamberin sünneti. Fakat tekunu bazen de olur min hulefai, hulefai raşidinden olur. Çünkü Resulullah Efendimiz aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin buyurdu ya. Onun için sünnet iki türlü olur. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidinel mehdiyin. Siz benim sünnetime mülazemet ediniz. Bir de hulefai raşidin sünnetine devam ediniz. O hal da sünnet iki manaya geldi. Birisi Resulullah Efendimiz'in sünneti, bir de Hulefai Raşidin'in sünneti. Caiz ki burada esepte sünne demesi Hazreti Ömer'in yani kendi görüşüne isabet etti, tesadüf etti. Hazreti Ömer de Hulefai Raşidin'den ya, sen sünneti isabet ettin, yani benim fikrime muvafık hareket etmiş oldun demek olur. Buna dehtim var. Bunda delil yok dediler. حدثنا به أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم أن حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم العرباد بن سارية يعبر فن صلى الله عليه وسلم ده bu hadis-i şerifi rivayet eylediğine aleyküm bi sünneti ve sünnetin hulefâ-i râşidînel mehdiyye. Bu hadisi rivayet eyledi. Ve kad kâle Sa'id ibn-i Müseyyeb. Sa'id ibn-i Müseyyeb buyurdular. Kime li Rebi'ate? Rebi'atul Rey. Fî rûş-i esâbiyel mer'eti. Kadının parmaklarının diyeti hakkında. Bir erişi hakkında ki yebne uhtahî ey benim kardeşimin oğlu. İnneha sünne, bu sünnettir. Yuridu, bununla murad eder oldu. Kavle Zeyd ibn-i Sabit, Zeyd ibn-i Sabit'in kavlünü. Bir parmakta ne vardır? Üşür vardır. İki parmakta, kadının parmaklarında bir parmak kesilirse diyeti 10 deve. İki parmak olursa 20 deve. Üç tane olursa 30 deve. 10 parmak olursa 100 deve. Ne oldu bu? Bak 10 parmakta 100 tane deve oldu. Bunu sormuş da Rebi'a Sa'id ibn-i Müseyyeb'e. Sa'id ibn-i Müseyyeb de buna cevap vermiş. Rebi'a'nın hoşuna gitmemiş, tahayyürde kalmış da bu nasıl olur diye ona diyor ki يَبْنَا اَخِ اِنَّهَا سُنَّةِ ey benim kardeşimin oğlu sünnet budur. Yani bununla sünnette neyi murad ediyor? Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ın fetvası budur. Yoksa Resulullah Efendimiz'den rivayet değil de Zeyd ibn-i Sabit bunu rivayet eyledi. Bak Zeyd ibn-i Sabit'in kavline sünnet denildi. Fakat yecuzu öyleyse caiz olurken yekûne Ömer göre rea görmüş ola neyi makâleli ukbe ukbeye vermiş olduğu sözü kendisinin rei olmuş ola. Ve ve minel hulefâir râşidînel mehdiyin. Hazreti Ömer de hulefâir râşidîn mehdiyindendir. فَسَّمَّا رَأَيَهُ kendi rayini tesmiye eyledi. Zalik bu rayini sünneten sünnet. Yani bir hafta mesetti. Onu da Hazreti Ömer'in kendi rayi olduğundan buna sünnet dedi. Böyle olmak ihtimali var. مَا أَنَّهُ şununla beraber ki قَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ الْمُتَوَاتِرَ an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ahadisi mütevatire geldi fi zalik bu mesele hakkında. Mesler üzerine Mesih de Resulullah Efendimiz'den o kadar birçok eserler geldi ki mütevatir denilecek derecede. Evet onlar da neyi ispat eder olarak geldiler? Bi tevkitil meshi lil misafiri vel mukim. Misafire olsun, mukime olsun. Meshin vaktini beyan eder geldiler. Bir müddet tayin eden eserler, hadisler geldi. بخلافما ولا بتوقيت كي بخلاف مشهور بالحديث خلافنا كي جاء به حديث أبي بن عمارة أبي بن عمارة الحديثين خلافنا أبي بن عمارة الحديثين ده وقت يوك سن لا قدر يفعل سن يف هالبكي وانا مخالف olan gelen rivayetler
O kadar çok ki tevatür derecesinde, hatta bir rivayette 26 sahabeden muhtelif tariklerle rivayet edildi ki mesler üzerine mesh müddeti vardır. O hadisler hangileri? Ha, onları şimdi beyan edecek. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ müddeti beyan eden hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا حُسَيْنِ بْنُ نَصْرِ İmam-ı Tehavi diyor ki bize Hüseyin ibn-i Nasr'ın rivayet etmiş olduğu hadis bunlardandır. قَالَ حَدَّسَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Dedi ki ce'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kıldı. Selasete eyyamin ve leyalihinne üç günü geceleriyle beraber kıldı lil musafiri musafire. Ve yevmen ve leyleten bir gün bir geceyi de kıldı lil mukimi mukime. Yani Hazreti Ali kastederdi el mesha alel kuffeyn mesler üzerine meshi kastederdi. Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildi ki bunun bir müddeti var. Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece. Ha, diğer bir hadisi daha, hadis-i şerif daha geliyor. Haddesena Revhü ibnül Ferec. Kale haddesena. Diğer bir hadisi şerif daha rivayet ediliyor. Haddesena Revhü ibnül Ferec. Kale haddesena Yusuf ibn Adiyyin. Kale haddesena Ebul Ahves. عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال رأيت عليا شريح بن هاني diyor ki ben Hazreti Ali kerrem Allah ve şeyi gördüm فسألته ben ona sordum عن المسح على الخفين mesler üzerine meshin hükmünden sordum فقال buyurdular ki كنا نؤمر biz emr olunur idik إذا كنا سفرا misafir olduğumuz vakitte en nemseha mesh etmekle emrolunurduk. Selasete eyyamin ve leyalihinne üç gün geceleriyle beraber. Ve izâ künnâ mukîmîne mukim olduğumuz vakitte de emrolunurduk. Fe yevmen ve leyleten bir gün bir gece. Yani Resulullah Efendimiz böyle emrederdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen bu hadis. Yukarıki de ondan ya. Şimdi başka bir üçüncü hadise geliyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن عتيبة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها شريح بن هاني يقرد هزت علي رواية إلى مشتب وقرد هزت عائشة بن جتم ديور فقلت يا أم المؤمنين أي مؤمن لرن أنسي ما ترين سنك رسن في المسح على الخفين مسلر سنة mesh etmekte ne görürsün? Bunun hükmü nedir? Caiz midir? Değil midir? Müddeti var mıdır? Yok mudur? Fekalet Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki İte Aliyen radıyallahu anh sen Ali'ye git fehu a'lemu bizalike minni o bu meseleyi benden ziyade bilir. Sebebi de ne? Niçin Hazreti Ali daha iyi bilir? Kâne yusâfiru mâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizle sefere giderdi. Sefer işi olduğundan o benden daha iyi bilir. فَسَأَلْتُهُ ben Hazreti Ali'ye gittim, sordum. فَقَالَ Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki كُنَّا اِذَا كُنَّا سَفْرًا biz misafir olduğumuz vakitte مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimizle اَمَرَنَا bize emrederdi اَنْ لَا نَنْزَعَ خِفَافَنَا meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. Meslerinizi çıkarmayız. Çıkarmayınız buyururdu. Selasete eyyâme selâse leyâli. Üç gün, üç gece mesleğinizi çıkarmayınız. Yani burada müddet beyan edilmiş oldu ki misafir olanların meslerine meshin hükmü ne kadar? Üç gün, üç gece. Haddesena Yunus'u Yunus'un gâle haddesena Süfyan'ın an Mansur'in an İbrahim el-Teymi an Amr ibn-i Meymun عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن خزيمة بن ثابت Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz أنه صلى الله عليه وسلم جعل المسح
Veshikil derel hufeyn, mesler üzerine dedi. Misafiri selaset eyyam ve leyalihinne. Misafir için 3 gün, 3 gece. Velil mukim, mukim içinde kıldı. Yevmen ve leyleten, bir gün bir gece. Kale Huzeyme diyor ki velev atnebe, sual eden mübalağa etseydi lehu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kim itnab etseydi, es-sâilü, sual eden fî mes'eleti, bu mes'elede, yani ya Resulullah ne kadar mesledelim diye, lezâdehu, Peygamber Efendimiz ziyade ederdi. Bu yukarıdaki bir mesele geçti ya, gitti Peygamber Efendimiz'e sordu, mesh'edeyim mi? Evet, mesh'ed. Bir gün mü, iki gün, iki gün mü, üç gün, böyle bu ziyade etti, 7 güne kadar sıkmıştı. Eğer o sual eden daha 7 günden fazla söyleseydi, daha Peygamber Efendimiz de ziyade ederdi, orayı kastetmiş oluyor. Fakat bu hadisi şerifin bu gerisi bunu beyan ediyor. Fakat evvelki tarafı da ne diyor? Peygamber Efendimiz mesler üzerine 3 gün 3 gece misafir için, mukim için de 1 gün 1 gece bunu böyle kıldı. Ama eğer bir kimse belki fazla isteseydi fazla da verirdi mübalağa diye bir ihtimal yani bu. Haddesena Rabi'ül Mâzin kâle haddesena Yahya ibn Hassan kâle haddesena Süfyanun ve Cerîrun an Mansurin fe zekere bi isnâdî mislehu. Bu hadis-i şerifi aynı zikreylediler. İlla ennehu kâl, dedi ki velev istezednâhu lezâdenâ. Eğer mesh'in müddetinde Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bize biraz fazla müddet ver deseydi onu da ziyade ederdi. Yani Resulullah Efendimiz mukim için bir gün bir gece, misafir için 3 gün 3 gece diye tayin etti. Eğer biz talep etseydik daha ziyade vakit verir idi diyor. Ama istememişler, Resulullah Efendimiz de ziyade etmemiş. Haddesena ibn-i Merzuk kâle, haddesena Bişir ibn-i Ömer kâle, haddesena Şöbetü anil hakem, an İbrahim an Abi Abdillah el-Cedeli, an Huzeymete ibn-i Sabit, an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den Hazreti Huzeyme rivayet ediyor ki ennehu ce'alel mesh'alel hufeyn, mesler üzerine mesh etmeyi kıldırın misafiri selaseten ve leyalihinne. 3 gün geceleriyle beraber. Velil mukime mukimede kıldı yevmen ve leyleten, bir gün bir gece. Kale Hazreti Huzeyme buyuruyor ki velev atnebe lehussail, sual eden adam mübalağa etseydi fi mes'eleti, mes'elesinde yani ziyade talep etseydi ya Resulullah biraz daha bunların müddetlerini uzun kıl deseydi lezâdehu, ziyade eder idi. Ama istememişler, ziyade de olmamış. Haddesena Rabi'ul Müezzinu kâle haddesena Yahya kâle haddesena Hammadu ibn-i Seleme en Hammadin an İbrahim'e fezekere mislehu bi isnadihi. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rabi'ul Müezzin tarikele de zikrediyor. Haddesena Ebu Bekir'de kâle haddesena Ebu Davud'a Tayalisiyyü kâle haddesena Şöbetü anil hakem ve Hammadin an İbrahim'e fezekere bi isnadihi mislehu. Eyni bu hadisi şerifin diğer bir tarik ile sened ile İmam-ı Tahavi zikrediyor. Haddesena Ebu Bekir'de kâle haddesena Ebu Davud'a ve Ebu Amir'in kâle. Ebu Davud ve Ebu Amir dediler ki haddesena Hişam'ın en Hammad'ın en İbrahim'e fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi bu isnad ile zikreylediler. Yani İbrahim'den sonra. Haddesena Süleyman ibn-i Şahib kâle haddesena el-Husayb حدثنا الخصيب قال حدثنا همام حا وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة أنه شهد حزرة خزيمة رواية اليور كحزرة خزيمة شاهد ولدي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبر أفنمز قال ذلك بنهر بني böyle buyurdu. Yani Huzeyme diyor ki ben şehadet ederim ki Resulullah Efendimiz misafir 3 gün 3 gece, mukim de 1 gün 1 gece meslerine vesairesindir buyurdu. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Müslümün kâle haddesena Hişamın en Hammadin en İbrahim'e Nebi Abdillah en Huzeyme'te en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tahavi Muhammed bin Huzeyme terikiyle yine hadisi rivayet ediyor. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم وحماد عن إبراهيم بإسناده مثله.
Bu da başka bir senet. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Abdurrahman ibn Mübarek kâle haddesene Sa'kub ibn Hazm kâle haddesene Ali ibn Hakem anil Minhal ibn Amr an Zirr ibn Hubeyş el-Esedi an Abdullah ibn Mes'ud kâle kuntu câlisen. Abdullah ibn Mes'ud diyor ki ben oturuyor idim. İnden Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimizin yanında. Fecaa raculun min muradin. Murad kabilesinden bir adam geldi. Yukalu lehu Safvan ibn Assal. Ona Safvan ibn Assal derdiler. Fekale ya Resulallah. Safvan dedi ki ya Resulallah inni usafiru beyne Mekke vel Medine. Ben Mekke ile Medine arasında sefer ediyorum. Feftini sen bana fetva ver. Anil meshi alel huffeyn. Huffeyn üzerine meshin hükmünden bana fetva ver. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki selasete eyyam lil misafir. Selasete yani temsah. Selasete eyyam lil misafir. Misafir için 3 gece. Ve yevmun ve leyletun lil mukim. Mukim için de 1 gece. Burada müpteda yapmış. Yani selasete eyyamin 3 gün orucudur lil misafiri misafire. Ve yevmun ve leyletun 1 gün 1 gece de orucudur lil mukim mukim. Yani mesh müddeti budur. Haddesena Yunus'un kâle Yunus'u kâle haddesena Süfyan'un en Asim'in en Zirr'in kâle eteytu Safvan ibn Assal. Safvan ibn Assal'a ben geldim. Fekâle fekultu dedim ki hâke fî nefsî benim nefsime bir şüphe geldi. Ev fî sedri yahut da sedre şek ediyor. Benim nefsime şüphe geldi. El mes'u alel hufeyn. Huffeyn üzerine mesih. Ba'del gâite vel bevd. Büyük abdest ve küçük abdestten sonra. Fehel semiyete min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den sen işittin mi? Fî zâlike bunun hakkında şeyen bir şey. Bir adam büyük yahut küçük abdestini yaptıktan sonra mesler üzerine mesih etmede bir şey işittin mi? Benim kalbime böyle bir şey şüphe geldi diye sordum diyor. Zirr ibn Hubeyş Hazreti Safvan'a soruyor. Kâle Safvan ibn Assal buyurdular ki na'am. Evet. Künnâ izâ künnâ seferen. Biz seferde olduğumuz vakıtta ev misafirin yahut da misafir. Sefre misafirin ikisi de bir manaya. Biz misafir olduğumuz vakıtta emrenâ bize emretti Resulullah Efendimiz en lâ nenze hifâfenâ. Meslerimizi çıkarmamayı emreyledi. Selasete eyyâmin ve leyâlihinne. 3 gün geceleriyle beraber. İlla min cenâbetin illa cünüp olursa o vakit çıkarmayı değil. Bu vakitte çıkarırdık. Yani cünüp olmazsa 3 gün 3 gece meslerinizi çıkarmayınız diye Resulullah Efendimiz bize emretti. Velakin min gâitin ve bevlin. Cenâbetten değil de gâit ve bevlden 3 gün 3 gece. Yani büyük abdeste küçük abdeste gidersen meslere bir şey olmaz. 3 gün 3 gece devam et. Yalnız günü bulursan onun hükmü bitti. Hemen çıkaracaksın. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Süleyman ibn-i Harbin kâle haddesene Hammad ibn-i Zeydin en Asimin fezekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi Merzuk terkiyle yine hadisi rivayeti eyledi. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Haccac kâle haddesene Hammad ibn-i Seleme en Asim ibn-i Behdele fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, bu isnatla aynı hadisi şerifi İbn-i Huzeyme terikiyle yani Asim'e kadar çıkarıyor. Asim'den sonra senet aynı senet. Haddesene İbn-i Merzuk kâle haddesene Affan kâle haddesene Abdülvahid İbn-i Ziyad kâle haddesene Ebu Revk. Ebu Revk de kim? Atiyyetü İbn-i Haris. Kâle haddesene Ebu'l-Garif Ubeydullah İbn-i Halife. Evet, Ebu'l-Garif an Safvan İbn-i Assal. O da Safvan İbn-i Assal'dan. Kâle Safvan ibn-i Assal dediler ki Be'athenî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz beni gönderdi. Fî seriyetin bir seriyede. Birkaç kişiden mürekkep bir adamı herbe gönderirlerse seriye derler. O seriyede beni gönderdi. Fekâle buyurdu ki Resulullah Efendimiz lil müsafiri selâsen. Müsafire 3 gün. Ve lil mukîmi yevmun ve leyle. Mukîmi de 1 gün 1 gece. Meshen alel huffeyn. Huffeyn üzerine mesh etmekle mesh ediniz.
Yani imsahu meshen alel huffeyn. Sizler mesler üzerine mes. Misafir 3 gün, mukim de 1 gün 1 gece. Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena İbrahim ibn Ebil Vezir kâle haddesena Abdülvehâb s-Sakafiyyü an muhacirin an Abdurrahman ibn Ebi Bekrete an ebihi anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu ve zâde ve hadiste rivâti iledi ki idâ lebistehumâ alâ taharetin o huffeyni taharet üzerine giydiğim vakitte misafir 3 gün 3 gece mukim de 1 gün 1 gece meseylesin. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود بن عمرو الحضرمي عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الشعي رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته الذي مثله أين حديث شريف kendisini fit tevkiti tevkitte khaseten khaseten tevkitte ne dedi misafir 3 gün 3 gece mukim de 1 gün 1 gece evet ve zade ziyade ile bu rivayette ennehu ceale zalike bu müddeti Resulullah Efendimiz böyle beyan buyurdu fi gazveti tebuk gazvesinde bu gazvede bu hükmü beyan buyurdu misafir 3 gün 3 gece mukim 1 gün 1 gece حدثنا ربيع المازن قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا هشيم عن داود فذكر بإسناده مستوى ربيع المازن ترجلة إمام التحاوي أين حديث الشريف رواية ديوه حدثنا ابن مرزو قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود بن يزيد عن عامر عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه عروة بن المغيرة ديوه كبان بابا مغيري أشتم يقول مغيرة buyururdu ki künnâ me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem biz Resulullah Efendimizle beraber olurduk. Fezehebe Resulullah Efendimizle beraber idik. Fezehebe Resulullah Efendimiz gitti li hacetihi gazayı hacete gitti. Feteytuhu bimâ'i ben ona bir su getirdim. Ve aleyhi cübbetün şâmiyyetün Resulullah Efendimiz üzerinde de bir Şam cübbesi var idi. فتوضأ رسول الله فنمس عبد الصلدي ومسح على الخفين خفين üzerinde mesih eyledi. Bu rivayette diyor ki kollarını çıkaramadı da altından kolları dar idi. Cübbe-i Şamiye'den çıkardı, abdest aldı, mesler üzerinde de mesih eyledi. Fekânet sünneten ve bu sünnet oldu. Lil müsafiri selâsete eyyâmin ve leyâlihinne misafire 3 gün 3 gece velil mukimi yevmun veleyle mukime de bir gün bir gece. Bu sünnet fekânet bu Resulullah Efendimiz'in böyle yapması oldu sünnetten sünnet. Lil müsafiri müsafir için orucudur. Selâsetü eyyâmin veleyâlihinde üç gün ve üç gece. Velil mukimi mukim için de orucudur. Yevmun veleyletin bir gün bir gece. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ahmed ibn Yunus gâle haddesena Ebu Şihab. İbn-i Şahab yazılı fakat şart ediyor ki Ebu Şahab sahih doğrusu bu. Anil Haccac ibn-i Arta an Ebi İshak an Ali ibn-i Rabi'a an Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anhu anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali kerramallahu ve şehten o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Fil meshi alel huffeyn huffeyn üzerine Mesih hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor Hazreti Ali kerramallahu veçe lil mukimi yevmun ve leyletun mukim için bir gün bir gece vardır ve lil misafiri selasetü eyyamin ve leyalihinne misafir için de 3 gün ve 3 gece geceleriyle beraber 3 gün 3 gece oluşudur. Şimdi burada Hazreti Ali'den rivayet edildi, Hazreti Huzeyme'den rivayet edildi, Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi, birçok sahabelerden rivayet geldi. فهذه الآثار işte bu eserler kat tevaturet tevatür etti geldi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den tevatüren geldi bir tevkit ile vakit beyan etmekle fil mesh alel huffeyn huffeyn üzerine mesihte tevkiti beyan eden bu eserler geldi ki nasıl tevkit
lil müsafiri, misafir için orucudur. Selaset ve yamin ve leyaliha. 3 gün geceleriyle beraber orucudur. Ve lil mukimi, mukim için de yevmin ve leyletun, bir gün bir gece orucudur. İşte bu hadisi şerife bunu beyan eyledi. فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ, hiçbir kimseye layık olmazken yetruke, terk ede, misle هَذِهِ الْآثَارِ الْمُتَوَاتِرَ, bu mütevatir olan eserleri terk ede, giden, bunları terk ededi, gide nereye? اِلَى مِسْلِ حَدِيسِ اُبَيِّ بْنِ اِمَارَ, اُبَيِّ بْنِ اِمَارَ gibi bir hadise. O hadisi bir tek اُبَيِّ بْنِ اِمَارَ rivayet eylemiş. Bu kadar hadisi şerifeyi bırak da onu al, hiçbir kimseye bu layık değildir. Yani bunları almak lazımdır. Ve emma ol bir hadis ki, ve emma meşhur bir hadis ki, ihtecu bihi, onunla ihticac ettiler mi? Ma revâhu Ukbetü an Ömer radıyallahu anh. Ukbetü bin Amir'in Hazreti Ömer'den rivayet eylemiş oldukları hadise gelince, ki bir cüm'e, bir hafta mesilemiş, Hazreti Ömer de Ashab-ı Sünne demiş. Buna gelince bunun cevabı, فَاِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارِ, eserler tevatür eyledi. Eyda, yukarıdaki 3 gün 3 geceyi beyan ettiği gibi, اَنْ عُمَرَ عُمَرْدَنْ بِخِلَافِ ذَلِكْ مَنُوْ خِلَافِنَا, Hazreti Ömer'den Ukbetü bin Amir rivayet eyledi. O nasıl rivayet edildiyse yine Hazreti Ömer'den bunun hilafına başkaları da rivayet eyledi. Öyleyse Hazreti Ömer'den gelen bu hadisi şerif iki türlü oldu. Birisinde bir türlü, ötekinde iki türlü. Hazreti Ömer'den demek ki Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala öyle Ashab-ı Sünne demiş ama diğer rivayetlerde 3 gün, misafir için 3 gün, 3 gece, mukim için de 1 gün 1 gece buyurmuş. O rivayet nasıl? Hazreti Ömer'den nasıl gelmiş? Haddesena Rabi'ul Mâzin, kâle haddesena Yahya ibn Hassan, قال حدثنا بالأحبس عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سويد بن غفلة diyor ki قلنا لبنان الجعفي بنانة الجعفية dedik ki ve kâne ecraena ala Ömer, Hazreti Ömer üzerine en ziyade bizim cüretli olan oydu. Yani bizim içimizde Hazreti Ömer'e sual sormak için en cüretlimiz o idi. Ona dedik ki selhu, Hazreti Ömer'e sor, anil mes'alel hufeyn, hufeyn üzerine mes'in hükmünden sor. Fese'alehu, binane de sordu. Fekal Hazreti Ömer buydu ki lil misafiri selasetü eyyam ve leyalihinne, misafire 3 gün 3 gece orucudur ve lil mukimi yevmin ve leyle, mukime de 1 gün 1 gece orucudur. Yukarıda Ukbetü bin Amir dedi ki bir cümeyi ben meseyledim, Hazreti Ömer de Ashab-ı Sünne dedi. Orada Ashab-ı Sünne demiş, yani bir haftayı tecviz etmiş. Bak burada da Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor, diyor ki hayır, misafir için 3 gün 3 gece, mukim için de 1 gün 1 gece. Yine bir rivayet daha, haddesena Ebu Bekir tekale haddesena Muammer ve haddesena Süfyan-ı Sevriyü kale haddesena İmran ibn Müslim en Süveyd ibn Gafle أن بنان سأل عمر رضي الله عنه, بنان Hazreti Ömer'den sordu, عن ذلك bundan, bunun hükmünden. فقال Hazreti Ömer رضي الله عنه, buyurdular ki امسح عليهما, sen خفين مسحيلا يوما وليلة, bir gün bir gece, ki mukimin hükmü bu, bir gün bir gece mesele buyur. حدثنا صالح, صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مالك بن مغول عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال أتينا عمر رضي الله عنه, سويد بن غفلة diyor ki biz Hazreti Ömer'e geldik. فسأله نباتا, yukarıda بنانة dedi ama bunun doğrusu نباتيmiş. نباتا sordu, عن المسح على الخفين, خفين üzerine مسحين hükmünden sordu. فقال عمر رضي الله عنه, Hazreti Ömer dedi ki للمسافر ثلاثه ايام وليالهن, misafire 3 gün 3 gece ve للمقيم مقيم için de يوم وليلة, bir gün bir gece orucudur diye böyle buyurdular.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر رضي الله عنه مثله. Hazreti Ömer radıyallahu anh da yine bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekre tarikiyle rivayet eyledi. Yine Ebu Bekre tarikiyle Haddesena Ebu Bekre'te kâle haddesena Ebu Amir'in radıyallahu anh kâle haddesena Hişam'ın en Hamad'in fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, aynı hadisi şerifi o senetle evet, Ebu Bekre Ebu Amir tarikiyle rivayet ediyor. Haddesena İbn-i Huzeyme قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عمر رضي الله عنه مثله برددح إبراهيم أسودتن وتهزة عمر رضي الله تعالى عنه رواية ديور. حدثنا فات قال حدثنا محمد بن سعيد الإسبهاني قال أخبرنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه قال Ebu Osman diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki men edhale kademeyhi, bir adam iki ayağını girdirirse mesler içerisine ve huma tahiratani, onlar da temiz, ayaklarını temiz olarak hufler içerisine sokarsa fel yemseh aleyhima, o hufler üzerine mesheylesin ila misli saatihi min yevmihi ve leyletihi, o günün ve o gecenin o giydirdiği saate kadar, yani hangi saatte girdirdiyse ertesi gün o saate kadar bunlara mesh eylesin. Şimdi buradan bir şey daha çıkıyor ki meslerini giydiği vakıttan 24 saat sonra tamam olursa o vakıta kadar giyecek. Halbuki arada bir şey daha var da giydiği vakıttan değil de o giydikten sonra o abdestin kaçtığı vakıta kadar devam eder. O da başka mesele. Şimdi burada hufler üzerine meshetmenin müddeti var mı yok mu onu beyan ediyor, var. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Haccacun kâle haddesene Ebu Abana en Yezid ibn-i Ebi Ziyad en Zeyd ibn-i Vehbin kâle ketebe ileyne Ömer'u. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize Zeyd ibn-i Vehb diyor ki yazdı fil meshalel hufin, hufin üzerine meshetmek de yazdı ki lil müsafiri selâset ve eyyâmin ve leyâlihinne, misafir için 3 gün ve 3 gece orucudur. Velil mukim yevmun ve leylen, mukim için de 1 gün 1 gece orucudur. Ve şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten Ukbet bin Amir bir hafta müddeti var diye beyan etmişti. İşte buralarda ise fahada Ömer, işte Ömer radıyallahu anh kad ca'anhu, ondan geldi fi hada, bu babta ma yuvafiku ma'reyna, bizim rivayet ettiğimize muvafık olarak geldi. Yani misafir için 3 gün 3 gece, mukim için 1 gün 1 gece. Kimden geldi rivayet etti? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Fit tevkiti, vakti beyanda lil misafiri vel mukim, misafir ve mukime vakit beyanında Resulullah'tan bu rivayetleri Hazreti Ömer yaptı. Yani bu Hazreti Ömer'in bu rivayetleri daha kuvvetli olur. Evvelki Ukbet bin Amir'in rivayeti zaten tevilli, o serihte değildi. Amel bununla olur. Ve kad yehtemiru hadisu ukbete eyda. O Ukbet bin Amir'in rivayet eylemiş olduğu hadisin ihtimali de var ki en yekûne zâlikel kelam, o kelam ola ona esabde sünne demesi ola Hazreti Ömer'in. Kâne min Ömer, Hazreti Ömer'den olmuş ola. Yani Hazreti Ömer kendisinden bu sözü söylemiş. Ne için? Leennehu alime, Hazreti Ömer bildi ki enne tarika ukbete ukbenin yolu. اَلَّذ۪ي جَاءَ مِنْهُ, o bir yol ki ondan geldi. Yani Şam yolu. Şam'dan Medine'ye geldi. تَرِيقٌ لَا مَا أَف۪يهِ, su olmayan bir yoludu. Su olmadığında ne yapıyordu? فَكَانَ حُكْمُهُ, onun hükmü oldan يَتَيَمَّمَ تَيَمَّمَ de. Bu adam susuz bir çölden geldiğinden dolayı o zaten teyemmüm ediyordu. فَسَأَلَهُ, bunun için Hazreti Ömer ona sordu ki مَتَا عَهْدُكَ بِخَلْعِنَا خُفَيْهِ, meslerini çıkarmakta ahdin ne vakıttandır? Yani sen bunları giydin, yolda da zaten teyemmüm ediyorsun. Teyemmüm eden meslerini çıkaracak değil ya. اِذَا كَانَ حُكْمُكَ هُوَ التَّيَمُّمْ, madem senin hükmün teyemmüm idi, sen bu meslerini ne vakıttan beri çıkarmadın? فَاَخْبَرَهُ, ona haber verdi. بِمَا اَخْبَرَهُ, haber verdiğini. Yani cuma günü giymiştim, işte bu cuma günü de buraya geldim, bir hafta olmuş oldu. Öyleyse yani
yolda teyemmüm ettin, mesleri ne zamandan beri çıkarmadın? Bir hafta çıkarmadım. Bir hafta mesle üzerine ve huf üzerine meseylemiyor ki onun hükmünü bundan çıkararım da beyan ederim. Zaten bu adam su olmayan bir yoldan gelmiş, namaz vakti olduğu gibi teyemmüm etmiş, görmüş. Ayaklarında ha hufeyn olsun ha olmasın, teyemmüm eden hükmü nedir? Dirsek, ellerini dirsekleriyle beraber bir de yüzünü mesheder, namazını kılar. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı sormuş olduğu, varmış olduğu cevap da bu oldu. Ve hâzel veçhû, bu veci evlâ, daha evladır. Ve hâzel veçhû, bu veci evlâ mâ şul bir vecihlerin evlasıdır ki hümile aleyhi hâzel hadis, bu hadisin, Ukbet bin Amir'in hadisinin hamlolunmuş olduğu vecihlerin en evlası budur. Yani bu surette tevil etmek en münasibidir. لِيُوَافِكَ مُوَافِكُ olsun için neye? مَا رُوْيَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadise. Öyle hadis ki سِوَاهُ bu Ukbet bin Amir'in hadisinden başka işte burada geldi ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Üç gün, üç gecedir misafire, mukimede bir gün, bir gecedir. Evet. Böyle hamd edersek ise buna muvafık olur. وَلَا يُضَادَّهُ ona da zıt olmaya. Hazreti Ömer'den rivayet edilen bu eserlere muvafık olan, bu ona zıt olmaya. En münasibi de budur. Yani o yolda geldiğinden dolayı teyemmümüne zaten namaz kılıyordu. Mesleri ne vakitten beri çıkarmadı? Mesler bir hafta kalmış isterse daha fazla kalsın çünkü o. Su olmayan bir yoldan geldiğinden dolayı teyemmümde geliyordu. Hulasa Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten de gelen bu rivayetler teyit ediyor ki müddet vardır misafire üç gün üç gece, mukimede bir gün bir gecedir. وَقَدْ رُوْيَ اَنْ غَيْرِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ömer'den başka ashab-ı kiramın diğerlerinden de rivayet edildi. Ney? مَا اُلْ بِرْ حَادِسْ كِي يُوَافِكُمْ مُوَافِكُ olur. مَا رَوَيْنَا bizim rivayet etmiş olduğumuz hadislere muvafık olur. فِي التَّوْقِيدْ vakit beyanında. خُفَّيْنَا مَسْحِنْ vakti vardır diye rivayet ettik ya, onlara muvafık olarak diğer ashabtan da rivayetler var. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها شريح بن هاني diyor ki ben Hazreti Ayşe'ye geldim فسألتها ona sordum عن المسح على الخفين خفين زين مسحين hükmünden sordum فقالت Hazreti Ayşe buyurdular ki إيت عليا رضي الله عنه sen Hazreti Ali'ye gel. حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها فنزلت عائشة يكلم فسألتها ونصرهم عن المسح على الخفين مستر زين مسح حكم نصرهم فقالت نزلت عائشة رضي الله عنها بيوت لركي إيت عليا رضي الله عنه سن عليا قال yani ona git. فَاِنَّهُ اَعْلَمُهُمْ وَاَسْحَبٌ daha ziyade bilenidir. بِوْضُعِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in abdestini. كَانَ يُسَافِرُ Hazreti Ali sefer ederdi. مَاهُ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz'le. Binaenaleyh seferde nasıl meshederdi? Müddeti ne kadardır? Onu o iyi bilir. Git ondan sor. فَاَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ben de Hazreti Ali'ye geldim ve sordum. فَقَالَ حَزَّتَ عَلِي كَرَّمَ اللّٰهُ وَشَهُ buyurdular ki يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ mukime bir gün bir gecedir ve ثَلَاسَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ misafire de üç gün ve üç gecedir buyurdular. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَسْفٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ جَعَلَ عَبْدُ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud kıldı el-mesh alel hufeyn. Hufeyn üzerine mesh kıldı. Selasete eyyamin lil musafir. Musafiri üç gün kıldı. Ve lil mukimi yevmen. Mukime de bir gün. Yani gecesiyle beraber. Haddesene bin Huzeyme kâle haddesene Haccadun kâle haddesene Ebu Avane enil Mughire an İbrahim an Amr ibn el-Haris. Amr ibn el-Haris'ten rivayet eyledi. Kâle safertu mâ abdillah Abdullah bin Mesud'le sefer eyledim. فَكَانَ لَا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ meslerini çıkarmazdı selasen üç gün.
üç gün çıkarmazdı, üzerlerine meshilerdi. Haddesene İbn-i Merzuk'un kâle, haddesene Abdüs-Semed kâle, haddesene Şöbetü en Katâdete en Musa bin Seleme kâle Seeltü bin Abbas. Musa bin Seleme diyor ki, Abdullah bin Abbas'a sordum radıyallahu anhuma, anil mesh'i alel huffeyn, huffeyn üzerine mesh'in hükmünden sordum. Kâle, Abdullah bin Abbas buyurdular ki, dil müsafiri selâsetü eyyâmin ve leyâlihinne, müsafire üç gün ve üç gecedir, ve lil mukîmi yevmun ve leyle, mukîme de bir gün bir gecedir. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Velid kâle, haddesene Şâbetü tezekere bi isnâdî mislehu. Bu hadisi şerifi Ebu Bekre tarikiyle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesene Salihun kâle, haddesene Sa'idun kâle, haddesene Hüseyin. قال أخبرني قيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ذلك. Burada İmam-ı Tahavi Şeyh-i Salih tarikeyle rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer'i işittim, o da böyle derdi, misafire üç gün üç gece, mukime bir gün bir gece, mesh hükmü vardır. Haddesena ibn Ebi Davud قال haddesena Hediyetun قال haddesena Sallam ibn Miskin en Abdil Aziz en Enes radıyallahu anhum ishu. İmam-ı Tahavi Hazreti Enes radıyallahu anh'ten de böyle olduğunu rivayet ediyor. Yani misafire üç gün üç gece, mukime bir gün bir gece. Haddesena İbn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun an Said ibn Qatan an Ebi Zeydin el-Ensari. Ebu Zeydin el-Ensari'den rivayet eyledi Said ibn Qatan. رَجُلٍ مِنْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدِ الْاَنْسَابِ Ebu Zeyd el-Ensari de Peygamber Efendimiz'in eshabından bir adamdır. Orada en var, doğrusu enin olmaması lazım. En رَجُلٍ değil. رَجُلٍ مِنْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْلَ سَارِكَ Eyni hadisi şerifi, o da buyurdular. حَدَّسَنَا ابْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَقَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ Ali ibn Abbas radıyallahu anhu mislehu. Abdullah ibn Abbas'tan da böyle rivayet edilir. Yani mesh müddeti misafire üç gün üç gece, mukim içinde bir gün bir gece. Şimdi bu ashabtan ve tabiinden böylece rivayetler varid oldu. Fahadihi akvalu ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah Efendimizin ashabının kavilleri bunlardır. Kadette fakat bu rivayetler ittifak etti ala ma zekerna bizim zikrettiğimiz hükme. O da neden hüküm? Minet tevkiti fil mesh alel huffeyn. Hufler üzerine meshin tevkitinden. Yani mesler üzerine mesh etmenin vakti vardır. Onu biz beyan ettik ya, misafire üç gün üç gece, mukime bir gün bir gece. Bunda bizim söylediklerimize müttefik olarak ashab-ı kiramın akvali de bunda ittifak eyledi, hep beraber oldular. Lil müsafiri vel mukim, müsafirinde, mukiminde ikisinin de hükmü beyan edildi. Müsafir üç gün üç gece, mukim de bir gün bir gece. Fela yenbeği li ahadin, öyleyse hiçbir kimseye layık değildir ki en yuhalife zalik, buna muhalefet ede. Buna muhalefet etmek layık değildir. Ve hâdellezî zekernâhu, bizim bu zikredildiğimiz ki eyza yukarıda ki geçen gibi kavli Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed bin Hasan. Bu üç imamın kavli de budur. Bu ashab-ı kiramdan gelen rivayetler nasıl olsa işte bunları İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bin Hasan almışlardır ve bunların mezhepleri budur. Şafii'nin, Ahmed bin Hanbel'in ve cemahir-i ulemanın mezhepleri de budur. Rahimehumullahu Teala. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم